İzmir, Menderes, Karakuyu yörüklerinin çadırındayız. Bu çadır bugün yapıldı. Çadırın yapılışını tamamına çektik. Muhtemelen siz de şimdi onu izleyeceksiniz. Fakat merak ettiğim bir şey var. Şimdi onu soracağım arkadaşlara. Bu çadırı biz 4-5 kişiyle yaptık ve 15 dakikada bu iş bitti. Ama acaba dağlarda veya gidilen yerlerde bu kadar adam bulabiliyorlar mı? Bunu bir karı bir koca bu kadar çabuk yapabiliyor mu? Onu doğrusu ben de merak ediyorum. Abi madem mikrofon sende, o zaman hem seni tanıyalım hem de hakkınızda biraz bilgi alalım. Siz hangi tür yörüksünüz, nereden geldiniz, ne yersiniz, ne içersiniz? Buyurun. İsmim Hasan Şurgun. Uzay Hasan derler bana, lakabım öyle. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Köyümüz yaklaşık 300 hane. Hepsi yörükçülükten, göçebelikten yerleşme. Daha evveliyatında atalarımız, babalarımız, dedelerimiz kışlakları bu Ege sahilleri, göçebelik hayatında. Daha sonra yaz aylarında Afyon yaylalarına, Uşak, Banaz, o bölgeye, yaylalara gider. Kışlakları güz aylarında gene buraya inerlermiş. Çadırımız doğal, her haliyle doğal. Bunun altında uyumasına doyum olmaz. Tabii yazın. Bol oksijen. Kış aylarında da güzel olur. Kış aylarında da bu yağmur tıpırtısıyla, yağmurun sesleriyle uykusuna doyum olmaz. Soğuk olmaz mı? Soğuk. Hayır. Bunun ortasında bir ocaklığımız vardır bizim. Ekmeğimizi, çayımızı, her şeyimizi o ocaklıkta içeride. Soba mı var yoksa? Hayır. Ateş normal, ocak ateş. Kara ateş var yani. Kara ateş, evet. Ne ya, şeyi bahsediyordum. Atalarımız her haliyle doğal, tabi besin, süt, peynir, efendim tereyağı yedikleri bunlar. Daha dinç, daha sağlıklı yaşamışlar atalarımız. Maalesef 17 yaşına kadar ben de bu çadırın altında büyüdüm ama bizler atalarımız kadar daha dinç, daha sağlıklı olamadınız. Olamadık. Olacağımızı da zannetmiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yandaki beyefendiye ver mikrofonu. İbrahim abi. Buradaki hanımefendi senin kardeşin mi? Evet. Bu da kardeşim. O da mı kardeşin? En büyüğümüz bu. En büyüğünüz o. Bu da enişte. Enişte. Az önce bir laf attın, kaçtın. Ben dedim ki teyzeye, bir daha dedim evlenmek zamanı olsaydı, yaşın 15 olsaydı aynı adamı alır mı diye sordum. Bu sefer ben vermezdim enişte. Güzel. Şimdi bana onun cevabı söyle. Niye vermezdin onu söyle şimdi. Ya enişte ihtiyarladık. Enişte ihtiyarladık. Hayır ama. Beli arıyor, bacağı arıyor. Ama eniştemde bir fiil çocuk yaştan beri biz buralarda bittik, büyüdük. Ben çadır hayatı bilmiyorum, görmedim. Koyunculuk yapıyorduk. Şurada sayalarımız vardı. Orman geldi, göçürdü. Babalarımızdan kalma. 60 metre benim vardı. Hı hı. Göçürdü. Son 2000 yılında artık ben de çobanlardan nefret ederek çocuklarımı okuttum. Çocuklar tahsil yaparken ben çobanla uğraşmaktan bıktım. 2000 yılında ne varsa sattım. Ormanda geldi, bizim sayaları yıktı. Mahkeme. Ondan sonra aldık işte şuradan 5 dönüm yer. Bir dam yaptık. İçine bir 30-40 sığır bağladık. Ama hiçbir şeyin zevki yok. Zevki yok. Nasıl yok? Çıkardığın ürün para yapmıyor. Girdi pahalı. Çiftçilik de aynı. Bir kısım çiftçilik de yapıyoruz. Hayvanlara sılaç, saman, şu bu için. Mazot gübre çıktı şeye. Tavan yaptı. Evet. Süt, şu bu çıkardığın para yapmıyor. Atıyorum dane darı. İşte kaç paraydı bu sene? 600 lira mı? 650 liraydı dane darı. Buğday 600-700 lira. Bunların böyle zamanında atıyorum 300 kuzu kestirdik. Kuzu eti yanlış olmasın. Ya hatalı konuşmayayım. Neyine yarışıyordu ya? Vallahi et atıyorum 25 liraysa 25 lira bir şeyine hırışıyordu ama şimdi onu hatırlayamayacağım. Yemle miydi? Yem mi vardı? Yok. Kendinden daha değerli bir ürüne yarışıyormuş. Anladım. Fakat şimdi
Kalmadı. Kalmadı. Peki çoban bulsaydın Rem abi, bu işi bırakır mıydın? Bırakmazdım. Hastalık çok büyük hastalık var bende. Hala var, 20 tane kapalı bakıyorum. Ama çoban yok ha? Akşam oluyor, sabah oluyor, koyun çıkacak oluyor, geliyorsun hepsi sarhoş yatıyor. Orada bir poçumuna bir değneğim vardı, bazı kendim gidiyorum. Bazı kapatıyorum, yem döküyorum. Yani çobanlardan şeyimden sattım, yoksa satmam. Babamdan kaldı benim de o iş. Yani ben onu anladım, devamlı yapıyordum. Peki. Şurada şapkalı yakışıklı bir amca var. Teşekkür ederim. Köyün ağası. Herkes sana ağa diyor. Niye ağa diyorlar sana abi? Ya kuryer ağası. Benim adım Bayram Ali Torun. 72 yaşındayım. Maşallah. Hanımla beraber 16 yaşında evlendik. 5 tane çocuğumuz oldu. Evlendirdik. İkimiz baş başa kaldık. Şimdi o bir tarafa yatıyor, inimini ingiliyor. Ben bir tarafa hastalıklı mal gibi ingileşiyoruz. Doğru söylüyorsun. Biz işte... Ama bir dakika dur. Şu anda demin ben dikkat ettim buraya gelirken, ben dedin hanımın yanına oturacağım demiştin ama, değil mi? İşte yanına oturttum, hanım yanımda. Yoksa yan... evde ayrı olunca burada... Yok, yan yana. Yan arkada. Peki, devam. Şimdi biz 50 sene, 60 sene olmuş bu köy kuruldu. Yörüklükten, çadırlardan geldiler, buraya yerleştik. Herkes yurt sürt sahibi oldu filan. Biz seçmezli yörüyüz. Bizim yörükler merttir. Yörük verdiği sözün arkasında durur. Evet. Hiçbir zaman için galleşlik yapmaz. Bu şapkayı hiçbir zaman için böyle aşağı eğdirmez. Yörüğün karnı açıktır. Evet. Ha. Bir de ben yörüğüm, yörük olduğunu konuşmasından bilirim. Nasıl konuşuyor? Hadi söyle bakalım. Pınar'a bunar der yörük. Keçiye geçi der. Tamam. Mesela yanıma gel diyeceğine böğrüme sokul der. Sen yengeye öyle mi söylüyorsun? Ha. Mesela... Şunu al gel, şunu al gel demez de endeğini getir, endeğini getir der yörük. Yani hangi yörükler? Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Şu anda gençler bunu söylüyor mu yoksa sizin yaşınızdakiler mi bunu? Bizim yaşımızdaki yörükler canım. Hani yörüğün hani konuşmasından bilirim yörük olduğunu. Nenemize ebe deriz. İşte hep bizim yörüklerin yani konuşmasından belli olur yörük olduğu. Senin hayvanın var mıydı? Eskiden vardı çok da yaşlandık, sattık, çoluk çocuk. Evlendi, barklandı. Biz kaldık iki kişi. Sen evin nerede? Köyde. Ha burada yani. Evet, ha, köyde. Köyde. Anladım. Peki ver bakalım şimdi. Teyze ver mikrofonu bakalım şimdi. Al teyze. Al. Ne konuşacağım? Konuş ya, ne konuş Allah'ım. Ya teyze, az yakın tut mikrofonu. Geçmişlerden konuş. Dur ben konuşacağım. Ben bunu var ya, bir aynayla üç lokuma kandırdım. tam şimdi onu soruyordum. Dur. Tam onu soruyordum. Verme. Bir dakika. İlk nerede gördün onu? Şimdi ilk bu ben köydeydim. Bu da pamuk toplamaya geliyordu. Buradan köy aşağı yürüyordu. Ha. Orada gördüm. Ben buna aşık oldum. Babama dedim ki ille bu kızı bana alacaksın dedim. Ha. Babam da köyün ağasıydı. Hatırlı kişiydi. Ha, sen o yüzden bu ağasın. Ha. O zamanın parasıyla 1000 lira ağırlık verdi. 1000 lira. Bunu bana alıverdi. 1000 lira mı? 1000 lira. Şimdiki parayla 100 milyon. İyi para. İyi para. Vaa wow. Ama bir dakika. Ama bir aynaya kandırmamışsın. 100 bin lira kandırmışsın demek ki yani. Şimdi bir aynayla lokum alıverdim. Bu sefer benim peşimi bırakmadı. Bir dakika dur şimdi dur. Dedi ki az önce bu yörük de dedi yalan söylemez dedi. Şimdi söyle bakalım doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor söyle. Doğru söylüyor doğru. Bravo. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor değil mi? Doğru söylüyor. Sana ne demişti o? Bir tane ayna, üç lokum. O zaman yok muydu ayna piyasada? Yoktu. Şimdi bir de ver bak. Şimdi eskiden telefon falan yoktu. Oğlanda da ayna vardı, kızda. Şimdi o oğlanın sevdiği kız karşıda mı? Ha. Buradan ayna tutardı ona. O da bu oğlana ayna tutardı, öyle anlaşıldı. İletişim. Bir dakika, nasıl oluyordu o zaman o? Ya şimdi... Olur abi, karşıda, abi güneş böyle vuruyorsa bir tarafa vurmuyor. Uyduruyor onu. Oğlan mesela karşı yamaçta, kız burada. Oradan ona tutuyor aynayı, o da ona tutuyor aynayı, anlaşıyorlar. Nasıl anlaşıyorlar? Ya filan yerde buluşalım, böyle bir şey diye işte... bir dakika, dur, sana iş var, dur.
Sen hiç, sen hiç, sen hiç... Aynen. Sen hiç ayna kullandın mı? Kullandım ya, çok. Cep aynası vardı o zaman, hep cebimizde gezerdi. Yengede var mıydı? Yengeye de alıverdim ben ya. Alıverdim. Şimdi o tenhada bana ayna tutardı, ben de ona tutardım. Filan yere gel öyle öyle, orada buluşurduk. Bir dakika şimdi. Filan yere gel nasıl diyorsun? Nasıl o anla, bana yani anlamadım. Şimdi aynayı şöyle yapıyorsun ya, o anlıyor. Filan yere geliyor. Ha, aynanın en son gittiği, ışığın en son gittiği yer orası. Işığın tuttuğu yer, şöyle yapıyorsun, oraya gel diyor. Yani her taraf boş, ormanlık zaten. Bir dakika, neyse ya. Şu anda çok tarihi bir şeyden bahsediyorum. Ama o zamanki ağaçlar daha iyiydi değil mi? He? O zamanki ağaçlar daha samimiydi. Ya tabii. O zaman her şey bereket vardı. Ucuzluk vardı ama bereket vardı. Mesela yediğimiz süt yoğurttu, peynir çökelekti. Sebzeyi biz mevsimden mevsime görürdük. Ne hasta olurduk ne bir şey. Ama şimdi işte bu sebzeler, nebzeler, ilaçlı şeyleri yiye o zamanki aşlar da o zamanki meyveler gibi organik miydi? Organik. Aşlar güzel miydi o zaman? Tabii. Her şey organikti ya. Aşk. Ha, aşk organikti ya. Organikti değil mi? Tabii. Aynı olunca tabii. Şimdi kimi yasal yoktu. Bir tabii, şey yoktu tabii, yani. Yoktu. Eskiden mesela bizim gençliğimizde kızlar şurada oynardı. Oğlanlar burada oynardı erkekler. 50 sopalı şeyler vardı. İstersen git o kadınların seyret. Sopalarlardı. Anladım. Tabii. Ama anladım. Şimdi 50 kişi tutuluyorlar. Sallan baban, sallan. Sallan baban. Ne oynadıkları da belli değil. Karışık diyorsun. He, karışık. Peki, oradan bir genç dedi ki ben aşkı ben konuşacağım. Ver bakalım şunun aşkını, nasılmış şunun aşkı bakalım hadi. Oy, tanıyalım seni. Hasan Coşkun. Karakuyu köyündenim ben de. hoş geldiniz öncelikle köyümüze. Amcamın anlattığı gibi eskiden aşklar saf ve temizmişti. Mesela teyze amcam bir kez görmüş, bir üç lokum bir aynaya kandırdım diyor. Şimdiki nesilde öyle değil. Şimdiki nesilde kontrol veriyorum kalmıyor mübarek yani. Şimdiki nesilde kontrolden ziyade neler veriyorsun yani? Kontrolü artık akıllı telefonlar çıktı günümüzde. Telefonlar alıyorsun, içine kontrolü artık hat alıyorsun, faturalı hat alıyorsun. Yani, her sene yeni şey telefon çıkıyor. Yani artık iş parayla yani kandırılacak gibi değil. Mesela şimdiki zamanda gençlerimiz bir kızla bir oğlan sevgili oluyorlar, çıkmaya başlıyorlar mesela. Hı hı. Kız daha şartların daha uygun olduğu birisi çıktı mı? O önceki sevgi bitiyor. O sevgi bitiyor. Anlaşma fes oluyor dediği gibi arkadaşımın. Sonra yeni sevgili, yeniye aşık oluyorlar. Çok aşık oluyorlar. Ondan daha iyi bir şart çıkarsa yine o da bitiyor tekrar. Abi bu bitmez ki o. Bunun sonu yok ki. Yani şartlar artık son ana kadar şartların iyi olduğu yere kadar arayış içindeyiz. Yani biz erkekler de biz gençler de böyle yani. Yani şimdi böyle yani artık siz de mi iyi zengin kız arıyorsunuz? Yani şart iyi bir şart çıktı mı düşünüyor artık herkes. Ama kızlarımız mesela bizim köyümüzün kızları artık köyden gençlerle evlenmek taraftarı değiller. O niye? Daha merkezi daha şehri yerlere gitmek istiyorlar. Kötü. Yani kötü biz köyümüzde kız bulamıyorsunuz 25 yani. 25 ile 30 yaş arası bir 40 tane gencimiz kaldık. Yani sen de mi bekarsın? Ben de bekarım. Ben 30 yaşındayım ben de bekarım. Of. Yani of, büyük of. Köyümüzde büyük bir sorun var. Çözülmesi mümkün olmayan bir sorun var. Nasıl çözeceğiz? Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Bir dakika. Sizin eskiden gençlerin niye almıyorlar? Dedim ya şartların daha uygun olduğu birisi çıktı mı? Abi verelim. Bize olan aşk bitiyor yani şart. Bir tane koyun verelim abi. Bir tane koyuna falan olmuyor, bitmiyor artık o işler. Tamam, sürü verelim abi. Sen istersen burada köyde yani trilyoner ol ama daha merkezi daha şehri bir yerden bir talip çıktı mı? Ama yani sosyal aktivitenin, sosyal faaliyetten daha çok olduğu yerlere gitmek istiyor artık gençlerimiz. O yüzden sıkıntı oluyor yani, sıkıntı doğuyor. Bu ilginç. Tekrar bu konuya döneceğiz. Sen bu çadır hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi biz çadırda yaşamadık. Ama biz gençler olarak da halk oyunu ekibi kurduk köyde. Yörükler Derneği'ni kurduk sonra derneğimizi. Biz yaşayamadığımız için atalarımızın bu yaşadıkları çadırı, yani kültürü biz yok etmemek için mücadele ediyoruz. Biz yaşamadık ama bunları sembolik olarak sürekli yani böyle festivallerde kuruyoruz, sergiliyoruz. Yani tanıtmaya devam ediyoruz. Yani bırakmıyoruz. Şu anda bu çadırda yaşayan kim var aranızda? Fiilen yaşayan var mı aranızda? Şu anda yok değil mi? Mustafa vardı. Biraz yaşamış o. Mehmet mi var? Çadırı kuran Mustafa vardı. Evet. Şu hangisi? Göbekte olan mı öteki genç olan mı? Göbekte olan da yaşadı. Hala. Nereye kaçtı o? Peki. Çok teşekkür ederim babacığım. Ben çok teşekkür ederim. Şu arkada bir tane genç kız var. En arkada gene. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
Adını soyadını söyle. Sedef Gök, Mehmet Gök'ün kızıyım. Burada yaşıyorsun. Evet, burada yaşıyorum. Okuyor musun? Babanla beraber misin? Hayır, okumuyorum. Okulum bitti. İşte babamla burada. Liseyi mi bitirdin? Hayır, ortaokuldan mezun. Mezunsun. İşte koyunların içinde, ineklerin içinde hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Ben demin, tabii tanımıyordum. Gördüm seni ben miktar çalışırken. Evet. Hiç yadırgamamıştın. Olayı çok benimsemiş gözüktün. Sevdin mi bu işi? Yani artık 20 yaşına geldik. Bayağı bir şeyleri öğrendik. Sevgiyle yaparsan iş olur derler. Hı hı. Yani severek yapıyoruz. Öyle hani yapmayayım, çekineyim. O zaman zaten iş olmaz. Olmaz. Olmaz, her şey durur. Peki demin beyefendi dedi ki, bizim köyün kızları dedi, kendi köyümüzden insan almak istemiyor dedi. Şimdi bu işin en iyi örneği sensin ama samimi bir yörük gibi istiyorum. Tabii, cevabı tabii. Yörük gibi istiyorum ama. Tabii. Şimdi bu durumda sen hem de koyunları olan bir genç kız olarak. Evet. Güzel bir genç kız olarak. Teşekkür bu köyde ederim. Kalarak mı evlenmek istersin? Yoksa sen de cep telefonu alan, yeni bir daire alan, bir taksi daha alan mı istersin? Hadi bakalım. Yok, hayır. Benim herkesin düşüncemesi kendine de tabii. Tamam. Bu işler nasip kısmet işi. Şehirde olur, evi olur, arabası olmaz. Hani hiçbir şey olmasa çadırda da olur. Yani sevgi neredeyse, kalp neredeyse, insan bedeni de oradadır diye düşünüyorum ben. Senin sevdiğin çadırda olsa bu çadıra gelir misin? Tabii gelirim. Neden olmasın? Yani herkesin dediğim gibi düşüncesi, herkesin şeyi farklı. Seversem çadıra da gelirim. Seversem isterse hiç yani çadır da olmasın. Veya saraya da giderim diyorsun yani. Nerede olsa diyorsun yani. Yani. Valla seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Allah sana tam istediğin gibi birisi versin. Amin inşallah. Evlendiğin zaman beni ara. Evlendiğin zaman beni ara. Bu kaydı tutacağım. Tamam mı? Ya düğününe gelip. Doğrusu merak ediyorum. Allah sana kim nasip etmiş bakacağız. Şimdiki genç kızlar telefon falan kullanıyor. Kesinlikle benden telefon da kullanmam. Böyle hayvanlarımızın içinde. Yani öyle mi? Babamın arkasında bir erkek gibi. Kız olabilir mi? Ama erkek gibi yetişen bir kız çocuğuyum. Hani... Cep telefonu yok çocuğun. Yani. Ama çok iyi konuştuğunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Yani cep telefonu kullananlardan daha iyi mesaj gönderebilirsin yani. Yani. Türkçen çok güzel. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Anne ne ver? Anne. Hoş geldiniz köyümüze. Size hoş geldiniz Sececiğim. Ne istiyorsunuz? Soracağım şimdi. Sen gençken, daha doğrusu bekarken koyunun var mıydı? Var. Koyunumuz vardı, keçimiz vardı, hayvanlarımız vardı. Mehmet o zaman çoban mıydı? Eşin. Mehmet çobandı, ben pamuk topluyordum. Amale olarak gelmiştim köye. Hmm. İşçiydik yani. Hmm. Her zaman topraktan, ekmeğimizi topraktan çıkardık, yedik. Ama sen o zaman koyunun var demiştin değil mi? Koyunumuz var, ben Denizli'denim. Ha, sen Denizli'den geldin buraya. Denizli'denim, buraya pardon. Pamuk toplamaya geldim. Evet. Mehmet'i ne zaman gördün? Mehmet'i pamuk... İlk zamana gel. Döndü. Mehmet'i gördüğün zamana gel. Gençsiniz, güzelsiniz. Evet. Ama bugünkü ortamda görüyorsunuz. Evet. Tekrar döndüğün zaman bir, Mehmet'i alır mısın? İki, hayvancılık yapmasını ister misin? Alırım, Mehmet'i de alırım. Yine hayvancılık yapmayı da isterim. Seve seve yaparım. Allah Allah, bu evet. Enteresan ya. Ya siz kafayı yediniz ya bu millet bu işi bilmiyor. Yok, hayır. İşini, eşini sevdikten sonra sevgi, sadakat bunlar en önemli şeyler. Bu oldu mu her şey olur. Şehirde olsan da, köyde olsan da en güzel şeyler bunlardır. Peki. Çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil. Ben Mustafa Bey'e verelim mikrofonu. Çünkü Mustafa Bey benim için ilginç bir isim. İlk defa yüz yüze geldik biz Mustafa abiyle. O tarım kanallarını kurduğumuz ilk günden bugüne kadar beni hep arardı, bir şekilde buldu. Ancak görüşememiştik. Bugün de bu ortamı sağlayanlardan birisi de odur. Evet Mustafa abi, seni dinliyorum şimdi. Bana ilk günden beri başla. Evet abi, hoş geldiniz köyümüze. Artık benim de köyüm sayılır. Yıllardan beri buraya gelip gidiyorum. Şimdi ben kendim buralı değilim. Ben kendim Konyalıyım. Konya Beyşehir, Üstünler kasabasındanım. Babam sülalesi Manavgatlı, Antalya Manavgatlı. Manavgat artık
Bunların iyiliğinden midir? Artık nedendir? Bir kan şey oldu ve çok iyi anlaşıyoruz burayla. Ve benim aslında da bir babamın yörük olmasından dolayı bu insanları tanıdıktan sonra yörük olmasından daha bir gurur duydum. Çünkü arkadaşımızın biri söyledi. Yörükler dedi. Kim söyledi? Hasan mı söyledi? Bayram Ali abi mi? Ben onun dediklerine %100 katılıyorum. Aynen onun dediği gibi. Peki ama şu anda sanıyorum insanlar artık pek fazla koyun ve hayvancılık yapmıyorlar gibi geldi bana Türkiye'de, değil mi? Şimdi burası İzmir'e çok yakın bir yer sayılırsa. Menderes'e çok yakın bir yer. Fakat burada her insanda Allah'a çok şükür inekleri var ve çok da bilimsel yapıyorlar bu işi. Ve ben diğer çevre köylere baktığım zaman daha güzel yapıyorlar. Severek yapıyorlar. Ve ben de bu köyde bu yani tarıma verdikleri önem yüzünden gençleri de köyde tutabiliyorlar. Ama köydeki gençler bekar kalıyor tabii, doğal olarak böyle olunca tabii. Valla yani. Ben biraz evvel delikanlının dedi, yani genelde köylüler kendi kızlarıyla evleniyorlar da. Tabii bu istisnalı kaydeyi bozmaz. Tabii kızlar şehre gidip de çok pişman olanları da vardır. Evet. Değil mi? Tabii çok pişman olanlar da vardır. Tabii geri gelenler de vardır. Çünkü ben bunları çocuk delikanlı duymuyor ama ben duyuyorum. Aslında buralar bence ben de şehir buralarda yaşadığını anlıyorsun Mehmet Bey. Değil mi? Tabii. Burada doğal yaşadığını anlıyorsun. Şimdi ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'den ben buraya benim ayağım kırıldı. Vallahi 3 gün İzmir'de zor durdum. 4. gün buralara geldim. Çünkü bu bölgelere ben de dijital ürün sistemleri de kuruyorum. Yani bence gerçek yaşantıyı bu insanlar yaşıyor. Bugün İzmir'de yaşayanlar da aynısını söylerler. İzmir artık büyük şehirlerde modern hapishane gibi. Benim memleketim Konya'nın Beyşehir Üstünler kasabası. Hı hı. Eskiden bizim köyümüzde benim çocukluğumda biz danalarımızı biz çobana verirdik. Akşamları çoban danaları getirdiği zaman var ya, bizim büyük bir caddemiz vardı. Danalar o sokaktan sığmazdı. Şimdi gidiyorsun. Ben bir tavuk görmeye hasret kaldım köyümüzde. Yani bir keçi görmeden geldim. Köyümüzde sadece benim amcaoğlum var bir tane. Onda danalar var işte 3-5 tane. Adem Dadan diye benim yeğenim var. Sadece onda gördüm. Allah razı olsun, çiftçiliği de zaten çok güzel yapıyor. Bir tek onda gördüm. Yani bir ne bileyim, burada gördüğüm şeyler orada hasret kaldım. Aslında bizim orada yaylamız da çok fazladır. Hatta Antalya'dan bizim oraya yörükler gelirler, halen daha gelirler, keçilerini getirirler. Ama bizim kendi köylülerimiz bu işi neden yapmıyor? Ben onlara sormak lazım bu konuyu. Sormak lazım, evet. Asır derler ona. Şunlar? O soğuk geçirme gergi asırı. Ha, gergi asırı. Ha, asır derler ona. Soğuk geçirme için. Şunlar? Bak şurada bir... Bunlar çivilik mi? Onlar çivilik. Onlara gazlı fener asırlar. Zamanında gazlı fener kullandık. Gazlı fener kullandınız? Bunlara aynı kaşık, çatal şey asırlar. Elek asırlar. Yok oraya tüvek, torba, silah şey asırlar. Şimdi... Eskiden sen çadır kullanmıştın değil mi? Kullandım. Bir çadırı kaç kişi kurar? İki kişi kurar. İki kişi kurar mı? Bilerse iki kişi kurur. İki kişi. Abi bu zor bunu kurar. Zor değil. İki kişi kurar. He? Onu sabahlan burada kalabalık olduğunu bakma sen. İki kişi kurar bunu. Kurar mı iki kişi? Şeyini bildikten sonra. Peki çadırı rüzgar atmaz mı rüzgar? Atmaz. Güzel. He? Bağlarını güzel çaktın mı atmaz. Atmaz değil mi? Atmaz. Demin siz bir şey de araya soktunuz. Bunlar ne? Bak abi bunlar. Aha. Onlar çivi. Bak abi bunlar. Çadır çivisi onlar. He? Çadır çivisi. Sağlam mı öyle rüzgar atınca açılmaz mı onlar? Sağlam ağaçtan yapılır. Sağlam ağaçtan yapılır. Örtleklerden yapılır. Bu dağ ağaçların örtleklerinden. Onlar daha güzel olur. Onu biraz sendirirler. Şimdi insanlar bu çadıra bakınca böyle hani biraz siyah ya çadır. Hem niye siyah? Önce onu sorayım. Geçik kılı siyah ondan. Niye? Beyaz geçirmeci yok mu? Var. Beyazdan da yap. Ayır. Beyaz kılı ayır. Beyazdan da yap.
Herhalde bu güneşi tutuyor galiba. Özellikle gölge, yazın. Gölge. Ha, gölge. Gölge yapar. Siyah gölge yapar. Siyah gölge yapar. Bölgesi daha koyu oluyor. Bu delikler. Yağmurda dolar bunlar. Ne? Yağmur yağarken bu delikler dolar, akmaz bu. Şişer mi? Şişer. Gerilir, akmaz. Peki aşağı doğru yağmur kayar mı? Kenardan aşağı. Kenarlarından. Yazında klima vazifesi. Yazında serin olur. Yazında serin olur. Serin olur. İlginç bu. Sen kaç sene kaldın çadırda? Doğdum, çadırda doğdum. Çadır mı doğdun? Nasıl yani? Çadırda doğdum. Çocukluğum çadırda geçti. Hayır, doğum da mı orada oldu? Onu doğum da çadırda olmuş. Doğum da çadırda değil, dağda. Onu diyorum işte. Kesin yanında mı doğdun? Kesin yanında valide bize beni dağda doğurmuş. Kim varmış yanında? Tek başına, yalnız. Keçi gibi doğdu seni. Doğurmuş, yani. Sarmış, önlüğünü aldı geldi. Biliyor musun? Hatırlıyor musun günleri? Peki. Şu anda çadır kullanan kalmadı değil mi? Kalmadı. Çok seyrek. Çok seyrek. Senin hayvanların var mı? Var. Kaç tane var? Var bir 250 keçi var. Keçi var? 150 koyun var. Kara keçi mi? Kara keçi mi var? Keçi. Nerede gidiyorsun onları? İleriki köyde. Ha, bu da bu civardasın yani. Peki keçilerden para kazanabiliyor musun? Tadı yok. Tadı yok mu? Tadı yok. Yaptığımız masrafı alamıyoruz. Süt de öyle, et de öyle. Bu sene kaça verdin oğla? Oğla mı? 195 lira. Ciddi misin? Ciddi mi? O zaman kuzu daha iyi. Daha iyi. Ama oğlak eti aslında bu ara meşhurdu. Niye? Keçi eti çok güzeldir. Güzeldi de öyle. Fiyat etmedi değil mi? Fiyat para etmedi bu sene. Kasaplar 5 liraya alıyor, 10 liraya satıyor. Oo, süt kaça verdin sen? Süt 1 milyar 200, 1 milyar 300. Şimdi Mehmet Bey, bu bölgenin insanı aslında keçi eti en kaliteli etmiş. Tamam, sorun yok. Keçi eti, oğlak eti en kaliteli etmiş. Hatta ben geçenlerde duydum. Keçi çok gezdiği için kolesterolü çok düşükmüş oğlak etinin. Doğadan aldığı. Şimdi keçinin bir özelliği var. Oğlak, ben de küçüklüğümde keçi çobanıydım. Şimdi keçi suyu bile içerken çok temiz yerden içer. O zaman niye onu biz etini yemiyoruz? Yani onun için insanlarımız kesiyorlar. Yani bugün keçi eti çok güzel. Mesela keçi filizinden yer. Evet. Keçi harika. Çok temiz yerden içer. Tamam. Yani keçi çok keçi seçici. Peki sen kurbanda ne kesiyorsun? Ya sorma, ben danaya giriyorum. Güzel. Hayır, şimdi danaya giriyorum ama Mehmet. Şimdi şöyle abim. Yani keçi etini bilmedikleri için. Hanım desene, hanım Kaşıkadır desene şuna ya. Hanım benim göçmen. O keçi etini bilmez. Tamam işte, o diyorum. Hanım istemedi, sen kesmiyorsun yani. Biz de onlara uyuyoruz. Keçinin uyuzu suyu bunların gözünden içermişler bizim büyüklerimiz. Evet. Böyle bir atasözü de var. Şimdi keçinin nesi? Keçinin uyuzu suyu bunların gözünden içermiş. Uyuzu bile yani. Yani keçi çok temiz yerden su içer. Yani bir der böyle. Anladım. Önce gelir bakar, su temiz değilse içmez oradan. Peki. Sonra mesela herhangi bir bitkinin filizini yer. Peki buna rağmen niye o zaman keçi yemiyoruz? Bilinçsiz olduğumuz için. Peki. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, hamdolsun, şükür iyiyiz. Bu kimin desi burada, kimin akrabası? Ben Buralı, bunlardan. Anladım ben. Sen yaptın mı çobanlık? Yörükçülük yaptık tabii, doğuma bir gitmemiz yörükçülük. Sende hayvan var mıydı? Vardı. Ne vardı? Develerimiz vardı, ineklerimiz vardı, hayvanlarımız vardı işte. Onların haşır neşir olduk. Göçerdik, konardık. Yazın serin yerlere giderdik, kışın kuytu yerlere gelirdik. Onlarla aşırı naşır olurduk. Onlarla. Kaç tane koyunun vardı senin? İneklerim vardı benim. Vardı 25 kadar ineklerim. İneklerin vardı? Ha, 3 tane devem vardı. Bizim annemiz yoğdun. Öğüsüz büyüdük. Babamız vardı. 3 devemiz vardı. Göçer konardık. Biz değil, komşularımızına. Yazın Kemalpaşa Dağı'na çıkardık. Kışın bu derelere, kuytu yerlere geldik. Yaptın yani. İlaç ver, onu da. Domates mi yaptın, biber mi yaptın? Domates de yaptık, biber de yaptık, tütün ektik. İşte yine öyle böyle. Devam ettiniz yani. Devam ettik işimize, olduk gittik. Senin işte. Çadırın var mıydı çadırın? Çadırım olmasa neyine koçup koncadım, çadırım vardı. Kışın derelerin kuytusuna konardık. Yazın Kemalpaşa'nın yaylasına soğuk kere çıkardık. Çadırımız olmasa neyine koçup koncadım? Sen çadır kurmayı bilirsin o zaman değil mi? Bilirim çadırı kurmayı. Çabuk mu kurarsın? Kolay mı kurarsın? Yok be, ilk insan kurardık. Babamına, iteki çocuklarımız ineklerle hayvanla uğraşacak ana. Bir oğlan kardeşim vardı. Onunla ikimiz beraber
kurardık, böyle yazardık, kazıklarını çakardık, yani düzenlerdik. Ondan sonra aşağıdan başlardık direğin birini vurmaya, ortaya vurduk, bunu vurduk. Ondan sonra koşardık, üst başa bağaya, üst başa bağa deriz. Ondan sonra alt başa bağaya koşardık, asılırdık onlardan gevşeğe. Onlardan sıkıldırdık, sonra orta bağa deriz bunlara. Orta bağına geçerdik, oradan asılır kurardık, asılırdık, düzenlerdik. Bu çivilerini yapardık, kıranlarına hasırı gererdik, mafaz alardık. Ataş yakardık, yemek ederdik, ekmek ederdik, içinde aşır neşir olurdu. Peki burası bir dağ başı. Burada bunun kurdu vardır, ayısı vardır, yılanı vardır, eşkıyası vardır. Hepsi olmaz. Korkmaz mıydınız ya? Öyle korkmazdık, köpeklerimiz olurdu. Öyle korkmazdık. Akşam oldu mu tabi yakında pek komşumuz olmazdı. Herkes her bir esikte, her bir karaltıda, her bir kuytuda. Komşuma ateş çakardık, oturduk. Bir saat 8-9'da delven geldi mi yatırdık. Sabahleyin erkenden kalkardık, malımızdan yine aşırı neşir olurduk. Develerimiz olurdu, ona ilerine de top eder, ona verirdik. Onu bir daha yağdırdık, ineklerimizi bir daha yağdırdık. Danalarımızı bir daha yağdırdık. Aşırı neşir tuluklarımız olurdu, su tuluğumuz. Onların akan buharlardan su getirdik. Sırtımızına odun getirdik, onlara kurduk. Yemeğimizi derdik, ekmeğimizi derdik. Çoban çoluğumuz gelir, yer içerdin. Aşım çadırımız için toplaşırdık. Çadırımız böyle olmazdı kışın. Bu çitili bağın üstüne atardık, bir de etrafını örerdik. İki odadan daha fazla olurdu, geniş olurdu. Yaşaması çok güzel oldu. Bunun içinde bence 3 katlı apartmanım olacağına, keşke bunun içinde derede, kuytuda şimdi bir çadırım olaydı. Yaşamak bitti bu iş, bitti. Ha, evet, bitti bu iş. Bir daha söyle, bir daha söyle o cümleyi. Keşke. Keşke böyle 3 kat apartmanım olacağına, derede, kuytuda bunun gibi bir kara çadırım olaydı. İçine ateş yakaydı, çoluğumla, çocuğumla, malımla, maşığına aşırı naşır olaydım. Bu iş ancak alkışlanır beyler. Bu, bravo. Abi, anımı nasıl aldın kaçtın diye sor bakalım. Ya bir dakika dur, sıra gelecek. Dur, hadi. Şöyle bir dur, dinle. Şöyle bir usulatımız vardı. Düğün yapardık. Düğün yapardık. İki gece. Düğünümüzde mallarımız bol olurdu. Keserdik, ederdik, eğlerdik. Göçtüğümüz vakit, düğünü yaptık, iki gün sonra göçtük mü? O gelinimiz allı pullu. Deveyi çekerdi. Deveyi çekerdi o gelinimiz. Allı pullu. Öyle bir zevkli işimiz olurduk ona. Öyle bir zevkli işimiz olurduk ona. Sorma geçsin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattın bize. Sağ olasın. Evet. Adın ne, soyadın ne bakalım? İşinin peşinde. Adım Hasan Ali Coşkun, ben de İbrahim Can'ın oğluyum zaten. Öyle mi? Evet. Hoş geldiniz. Oğlum köyümüze. Baban çoban arayıp duruyor. Yo, eskiden arıyormuş abi, biz o zamanlar küçüktük, okuyorduk falan. E şimdi sen şu anda çoban, tam çobansın şimdi şu anda. Çobanım canım, zaten hayvanlarla uğraşıyorum ben de. Öyle canım. Mi? Evet. He. Altı kardeşiz biz de, altı oğlan kardeşiz. Oo maşallah, bak. İki tane abim var. Üç tane kardeşim var. Ben babamın yanında kaldım işte, okumadım hani. Baba dedim, ben senin yanında kalacağım. Güzel. Bu işleri öğreneceğim. Bu kültürü yürüteceğim ben dedim senin hakkında. Bravo. Öğrendin mi peki? Öğrendim. Allah'a şükür zaten bütün işleri ben kendim yapıyorum. Babam çalışmıyor zaten. Kendisi emekli. Aynen. İşte abilerim okudular, çalıştılar. Hepsinin mesleği var. Çalışıyorlar şimdi ellerinde. İşte ben köyde kaldım dediğim gibi babamın hakkında. Kaç tane hayvanın var? Bizim de 40-45 baş büyük baş ineklerimiz var. 20-25 süt mü yapıyoruz? Evet, süt yapıyoruz. Koyun keçin yok doğal olarak. Koyun. 20-25 tane koyunlarımız var. Öyle kurbanlık kuzular falan besliyoruz her sene işte. Mehmet abi, ben zaten biz... Sen evli misin, bekar mı? Nişanlıyım abi. Ha, yırttın yani. Sonra baktık ki... Işte nişanlım beni çok sevdiği için biraz ısrar etti, direttirdi. Hani ya olacak ya olacak dedi. Ben de seviyorum Hasan'ı dedi falan. Vay 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 vay. Öyle işte olduk. Şimdi iyiyiz Allah'a şükür. Onlar beni seviyor. Biz onları seviyoruz. Aman bol basın Allah yani. Amin abicim, sağ ol, teşekkürler. Peki. Sende ne isim bulacaklar? Teyze. Yakın tut mikrofonu bakalım. Ben seni çok sevdim ya. Ben de sizleri çok sevdim. Hadi bize son bir şey söyle bakalım. Bak, Habu köyün gençlerini kızlar almıyormuş. Bence
organik genç bunlar. Sağlamdır, neşelidir, çalışkandır. Asıl bunlar alınması lazım diye düşünüyorum. Evet, torunum da içinde olmak üzere 30-35 tanesi askere gitti geldi. İşte bu kardeşin de oğlu. Köyümüzün kızları yarısı okuyor, yarısı dışarı nasip dışarı gittiler. Köyümüzde kız çocukları az, oğlan çocuklarımız biraz var. Kendi torunum da içinde dahil. O torunum yok şimdi düşürdü başta. Anladım, gitti, yok anladım. Da. Sorun yok. Evet. Hayır, o zaman dışarıdan kız alalım. Nasip kısmet neresi aranıyoruz. Nereden bulursak alacağız. Şöyle söyleyeyim ben. Bu köydeki gençleri biz alsak, buraya gelin gelsek geçinemez miyiz burada? Bizim hayatımız burada kötü mü olur ki biz buraya gelmiyoruz? Süper olur. Süper olur değil mi? Süper olur. Burası İzmir'in göbeği. İzmir'in göbeği. Havası güzel, evet, suyu güzel. Pamuk vardı, tütün vardı, tarlalardaydı. Şimdi herkes 9-10'a kadar yatıyor. Şimdi mısır ekiliyor. Hiç kadınlar tarla görmez, çalışmaya giden fabrikalara gider, can istemeyen gitmez. Evine süpürgeci tutar, temizlikçi tutar. Oo, burası ağırlık olmuş o zaman burada. Evet. Burası köyümüz hakikaten öyle. Çok rahat. Senin gibi dağlara falan gidecek hali yok yani. Yok, hayır. Hayır. Ben de torunuma bulurum. O da zaten sevdiğim gibi yargın buraya. İsterlerse gelirler, istemezlerse köyde otururlar. Bu kadar. Enteresan bu. İlle mecbur edip de sen de ben işte gelinimine ben buralardayım. Torunumun hanımına da mecbur edemem. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Mehmet abi seninle başlamıştık. Seninle bitirelim. Şimdi burada anladığım kadarıyla herhalde en çok koyun bu işi sen mi yapıyorsun bu ben köyde yapıyorum. Şimdi? Ha, sen yapıyorsun. Bu işi bırakmayı düşünüyor musun? Hayır, bırakmayı hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyoruz. Hiç düşünmüyorum. Yani bu işin bütün her şeylerini öğrendim. Şimdiden sonra gidip de bir fabrikada çalışamam. O işi yapamam. Ama bu işi koyunu sağmasını, doğumunu, kırkımını hepsini profesör olarak hepsini biliyorum. Fabrikaya gitsen alacak olduğun 1 milyar para. Evet. Mutlaka 1 milyar. O da beni tatmin etmez yani. Fabrika şehirdeyse kira da vereceksin. Evet. Değil mi? Evet. Burada kira miran da yok. Burada kiram yok. Hiçbir şeyim yok. Burada kendin ekiyorsun, kendin biçiyorsun, kendin yiyorsun. Yani her şeyini kendin üretebiliyorsun yani. Ver bana mikrofonu. Şu gence bir soru daha soracağım şimdi. Biraz bu konuyu üçümüz beraber konuşuyor gibi kabul ediniz. Matematik konuşacağız ama şimdi. Şimdi sen gençsin. Evet. Şu anda herhangi bir yer işçi olarak, bırak işçi olmayı, üniversite mezunu olsaydın alacak olduğun para 1,5 milyardı ilk evet. Aldığın zaman değil mi? Bunun 500'ü de kiraya giderdi muhtemelen şehirde. 1 milyar sana kalırdı. Cebini falan saymadım. Onlar elektrik suyu kenara koydum. Şimdi nasılsın? Peki hiç düşündün mü böyle şehire gitseydim orada ayda 1,5-2 milyar alsaydım diyerek bir kıyaslama yaptığım hangisi daha karlı? Para olarak söylüyorum. Köyde kalmak, bu işi yapmak mı daha karlı? Şimdi şöyle bir şey var abicim. Bu işin tamam parasal yönü de var da. Ben burayı, bu hayvanları, bu şeyi, bu doğal ortamı bırak da şehire gidip yerleşmeyi hiç düşünmedim. Öyle bir şey aklımızdan geçmedi de. Hani düşünmüyorum yani. Ben çünkü çocukluktan beri babamın arkasında bu ev dediği babam koyunlar vardı. Mesela abimler yatarlardı sabah evde. Okula giderlerdi. Ben babamla kalkar sabah erkenden gelirdik buraya, koyunları sağardık. Burada da bizim koyun ağalarımız vardı eskiden. Hani hiç düşünmedim öyle gideyim de bir yerde çalışayım ama falan. Ama şimdi onlar eleman, sen ağa oldu şimdi. Köyün ağası sensin şu anda. Ya öyle elimizden geldiği kadar çalışıyoruz köyde işte. Zaten kışın pek bir işimiz olmuyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Yazın tarlalarımız var. Tarlada çalışıyoruz. Hem hayvanlar hem tarla. Öyle geçiyor yani. Bu iş bizim zevk meselesi, bir de aşk. Biz seviyoruz yani işimizi. Severek yapıyoruz. Hayvanla uğraşmak çok güzel bir şey. Hani fabrikaya bir yere gidip insanlarla uğraşacağımı ben burada 300, dediğim Mehmet Ahmet dediği gibi 300 tane koyunla uğraşırım daha iyi. Yani hayvanlar öyle bir şey ki gel diyorsun geliyor sana inek. Ses, evet. Tabii. Ha, buna kimse inanmaz. Yani çok zevkli bir iş yani. Ben bırakmayı düşünmüyorum yani hayvancılığı. Çocukluktan beri hayvanın içindeyim. Yani ölene kadar da böyle gideceğim yani, buradayım. Bırakmayacağım. Sen ne diyorsun abi? Mesela sen şimdi, senin şu oğlan senin oğlan mı? Evet, oğlan benim oğlan. Bu da kız değil mi? Evet. Bu çocukları sen bu tür böyle tarım ya da hayvancılıkla uğraşmasını mı istersin? Yoksa şehirde 1 milyar satmasını mı istersin? Ben fabrikada çalışana, burada yılda 20 tane danaya baksın. Hı. En karlısı benim için odur. Çocuğumun geleceği için. 12 ayda 12 milyar para alır fabrikada. Ama 20 tane dana beslese, kurbanda 10'ar milyara bir tanesini verse... Hesabını sen yap. Ona bir daha veremeyeceğim. Ona bir daha... Öyle mi? Şöyle bir örnek verelim. Mesela 1 milyar aylıkta çalışan bir genç, yani biliyor musun, ömrün sonuna kadar bir ev sahibi olamaz gibi geliyor bana.
Yani kesin olamaz. Olamaz ama burada çalışır çabalarsan, malın üzerine mal kor, babanın malına daha iyi sahip çıkarsan yani her yıl bir ev alabilirsin yani. Her yıl bir ev mi alıyorsun? Ben bu şuradan bırakacağım abi. Bana burada burada yer var mı? Bana burada yer var mı? Ama yani işi bilmen lazım. Oradaki 1 milyara çalışan gencimizin cumartesi pazarı tatil. Sabah saat 8'de kalkar, 9'da işe başlar. Doğru. Akşam 3'te, 3.30'da, 4'te çıkar, işi biter. Ama biz burada sabah saat 5'te kalkıyoruz. Bizden 3 saat sonra kalkıyor onlar. Sabah 5'te kalkıyoruz. Hava karanlık. Hayvanlar yemleniyor. Altları temizleniyor. Anneler sağlıyor. Küçük yavrular emdiriliyor. Bakım zor yani. Burada iş çalışmak zor yani. Oradaki şartlardan daha ağır yani buradaki şartlar. Ama parası da iyi. Yani o para yönü iyi. Bir de şu var. Yani birinin emrinde değilsin en azından. Kendi işimizi yapıyoruz. Tam yörük gibisin. Özgürsün. Yani mesela gündüz çalışıyoruz. Biz gece gezmeye gideriz. Gece gezeriz. Sabah geliriz. İşe devam ederiz. Gibisiniz yani. Siz gece hiç uykusuz 24 saat, 48 saat durabiliriz yani. Gece ha, gündüz çalışırız akşama kadar. Akşam işi gezmeye gideriz, dolaşmaya gideriz. Biz yani onu da biliriz. Biz gidip İzmir'in merkezi yanındaki en lüks yanındaki yani mekanlara da biliriz yani gireriz yani. O kadar gezmeye de gideriz. Biz hemşehriyle hem köylüyüz mü diyorsun? Evet abi. Her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz biz. Evet. Peki. Bu çadıra ait, yörüklere ait, çobana ait başka diyecek söz olan var mı? Başka bir şey demek bir şey kaldı mı eksik? Sütlerimiz diyelim biraz para yapsa, emeğimizi karşılasa. Süt çok ucuz, yem pahalı. Şimdi sen kaçtan veriyorsun sütü? Çocuklarımızla biz her bu işi uğraşıyoruz yani. Süt kaç para şu anda süt? 1 milyon. Bir milyon daha mı? Daha fazla olmasa 1-200 olması lazım. Böyle işte, 1-100 pardon. Şu anda öyle diye biliyorum. 1 milyon. 1-100 değil mi? 1 milyon. 1-150. Her neyse. Kaç olsun istiyorsun? Vallahi bilmiyorum ne kadar olsa kurtarır. 2 milyon falan olsa anca kurtarır yani. Çünkü yem çok pahalı. Değil mi? Evet. Bir çuval palet kaç para? 48 50 lira. 50 lira. 50 lira. Evet. 50 kuruş yani. Bunu kurtarsın. Onun artık bilmiyorum nasıl ederler. Biraz hani süt biraz olması lazım. Dışarıdan mesela biz bir tabak yoğurt alsak, dışarıdan alsak o pahalı. Ama bizim verdiğimiz ucuz. Evet. Peki. Sen şimdi mi diyorsun? Ver al mikrofonu. Benim söylemek istediğim şu Mehmet Bey. Şimdi bu insanlar bizim ben Antalya'yı bildiğim için oraya da gittim. Yani ben baba sülalesine. Bunların karakterleri, bu insanların karakterleri birebir bizim Antalya. Manavgat. Türkiye'de var. Türkiye'nin her tarafında var bunlar canım. Çok benziyorlar. Yani güzel. Bunlar mesela Ege'liye pek benziyor ama bizim Antalya'ya çok benziyorlar bunlar yapı olarak da. Peki. Olarak. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Geldiğiniz Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Teyzelere, gençlere, kızlara teşekkür ediyorum ki bunlar bu işi sürdürüyorlar. Senden bir şey mi alacağız? Bir oyun mu alacağız? Onu burada mı alacağız dışarıda mı? Yani Efe'ye yer sorun olmaz. Her yerde oynarım ben. Vaaay. Aslanım benim be. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Karakuyu Köyü Halk Oyunu ekibinin kurucu üyelerindenim. Arkadaşlarım çalıştığı işte oldukları için ben bugün vekilen buradayım. Peki. Ekibimi, derneğimi vekilen buradayım.
Muhtarım, bana lütfen bu köy hakkında, köyün geleneği hakkında, çadır hakkında bilgi ver. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çiftçi TV'yi devamlı izliyoruz. Bilhassa Mehmet Bey sizleri izliyoruz. Bizim kalbimizden geçenleri bize çok iyi anlatıyorsunuz. Bizim köyümüz yeni bir köy. 1950'li yıllarda kurulmuş. Haliyle bugüne kadar olan yaşantımızı bir parçasını gördünüz. Yörükçülük, hayvancılık. Artık hayvancılık dar bir alana sıkıştı. Büyükbaş hayvanlara yönelmek zorunda kaldık. Küçükbaş hayvanlara otlak kalmadı. Küçükbaş hayvanlarımızın mera olarak otladığı yerleri madencilerimiz değerli maden arama adı altında taş ocağı yaptılar. Küçükbaş hayvanlarımız belli bir bölgeye sıkıştı kaldı. Bu vesileyle büyükbaş hayvancılığa döndük. Büyükbaş hayvancılığı da artık şirketler, daha büyük firmalar bu işe el attılar. Daha modern bir şekilde yaparak bizim köyümüzdeki çiftçiliği, köyümüzdeki hayvancılığı bitirdiler. Köyümüzdeki çiftçiliğe gelince, köyümüzde önce pamuk bizim beyaz altınımızdı. Bugün bu beyaz altınımızı maliyetler yüksek geldiği için bırakmak zorunda kaldık. Şu an tek kalem dane mısır, sıracılık mısır yapıyoruz. Mısır fiyatları bizi kurtarmıyor ama bugün insanla olacak olan işlerimizi insan gücü bulamadığımız için mecburen traktörlerle, aletlerle, edevatlarla bir kişi yapabiliyor. Köyümüzün kuruluşu yeni. Daha önce köyümüzün kuruluşu birkaç kez kurulmuş, yıkılmış, dağılmış. Ama köyümüzde şu an eskiye dönük hiçbir bilgi yok. Dedelerimiz, babalarımız dedelerini tanımıyor. Yani bu kadar bir çok kısır bir bilgiye sahibiz. Biz de bu kısır bilgiyi biraz gelecek neslimize aktarmak için dernek kurduk. Yörük Derneği kurduk. Yörük Derneğimizde geçmişe yönelik yaşantımızı, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi, kızlarımızın neneleri gibi oynayışını, oğlanlarımızın dedeleri gibi zeybek oynayışını artık yeni nesle göstermek istiyoruz. Bu konuda büyük çalışmamız var. İnşallah bu konuda daha ileriye gitmek istiyoruz. Köyümüz hakkında çok fazla söylenecek bir söz yok. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, İzmir Menderes Karaköy köyüne öylesine bir geliş yapmıştık ama ben çok şey öğrendim. Özellikle bu teyzeden öğrendiğim şeyleri hem ben çok sevdim, eminim siz de sevmişsinizdir. Bu kıl çadırı siyah olduğuna bakmayın ya da siyah görünüp ya bunlar kirlidir, paslıdır, bunlar yörüktür, çobandır, köylüdür diye bakmayın. Bu bir asalet. Ağalık burada. İzmir'de 80 metrekare ev almak için eskiden emekli parasıyla alınıyordu.
Şimdi emekli olamadığınıza göre evde yok demektir. Ama böyle çadırı daha erken alabilirsiniz. Alabiliriz. Dolayısıyla bu programlar bu tür insanların faaliyetlerini ekrana taşıma nedenimiz bu dağdaki hayvanların, bu dağdaki otların bizim için olmasını göstermek amacında olduğumuz içindir. Evet, şu koyun sesleri, kuzu sesleri bir müzik kadar anlamlı ve değerlidir. Ben çok duygulandım. Bundan sonra da nerede bir çoban var, nerede bir yörük var, nerede bir çadır var, imkanım olursa oralara gitmek istiyorum. Bu köydeki delikanlıların kızlar tarafından biraz uzaktan bakılıyor olmasını da anlamış değilim. Şu gencin yüzüne bakın bakalım. Bakın yüzüne iyi bakın. Gözüne bakın. Yüzü kıpkırmızı. Gözleri masmavi. Enerjisi fazla. Neredeyse tek başına 500 koyunu, işte 250 büyükbaş ineği çekip çeviririm diyor. Oysa biz şehirlerde ya da kalabalık yerlerde birkaç metrekare alanda akşama kadar uğraşıyoruz ve pestilimiz çıkıyor. Oysa bunlar akşama kadar da çalışıyor, sabaha kadar da çalışıyorlar. Bunun tek nedeni işte bu gördüğünüz çadırdır. Ne diyeyim? Hoşçakalın.